Anadolu'nun bir köyüne yeni bir imam atanmış. Kendisi de köyde doğup büyüdüğünden bu imam köye alışmada çok zorluk çekmemiş. Ancak küçük bir sıkıntı var. Köylü her eşek anırışında abdestim bozuldu diyerek yeniden abdest alıyormuş. Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl iş? Köy yeri burası. Eşek anırması eksik olur mu? Her eşek anırmasında abdest mi alınırmış diyerek durumun detayını öğrenmek üzere muhtara sormuş. Muhtar, yıllar evvel köyümüze bir imam gelmişti. Eşeğin anırmasını duyarsanız abdestinizi yenileyin demişti. Dinde böyle bir şey olmadığını söyleyen yani imam daha detaylı soruşturmuş ve öğrenmiş durumun aslını. Yıllar evvel o köyde su yokmuş. Su karşı dağlardan eşek ile taşınırmış. O zamanın imamı şartları bildiği için bir vaazında köyde su olmadığı için abdestinizi toprakla alabilirsiniz. Yani teyemmüm yapabilirsiniz. Ancak eşeğin anırmasını duyduğunuzda sırtında su taşıdığını bildiğiniz için toprakla aldığınız abdest bozulur. Çünkü artık su vardır demiş. Demiş ama imamı gönülsüz dinleyenler bu vaazı köy halkına farklı yansıtmış. İmam eşeğin anırmasını duyarsanız abdestiniz bozulur dedi diye bir gelenek oluşmuş orada. Ve o günden itibaren herkes köyde eşeğin anırmasını duyunca abdestini yenilermiş. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ne dediğini, neyi ima ettiğini anlamayan veyahut da anlayıp da işine gelmeyen bu gönülsüz dinleyiciler birkaç gündür yaygara koparıyorlar. Hepimiz adımız gibi biliyoruz ki Maide suresi 3. ayetinde Yaradanımız İslam dini hiçbir değişim veya düzeltmeye ihtiyaç olmadan bütün çağlara uyarlanabilecek, altını çiziyorum, uyarlanabilecek temel prensipleri olan mükemmel bir dindir. Dindir dediğini. O halde değişmesi, güncellenmesi istenen İslam değildir. Mecelleye göre zamanın değişmesiyle içtihadi hükümlerin güncellenmesidir. Yani Allah'ın da dediği gibi çağımıza uyarlanmasıdır. Hayatlarında abdestin farzlarını dahi doğru düzgün bilmeyenler, Kur'an ayetlerine Hazreti Muhammed'in fantastik şiirleri diyenler, karikatürlerle Allah'a peygambere sövmeyi de çağdaşlık fikir özgürlüğü diye bize satmaya çalışanlar gelmiş başımıza Şeyhülislam kesilmişler. Yer miyiz ulan sizin bu fitne ayaklarınızı? Yer miyiz ulan? Bizler fitneyle hazırlanan bir ortamda Kerbela'nın yaşandığını bilen ve 1340 yıldır o acının yasını tutan, utancını yaşayan Müslümanlarız. Ey! Bu günler önemli dostlar. Bu günler önemli. Çok hassas, çok kritik, bıçak sırtı bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkede din adına eğitim almış, mürekkep yalamış insanların dine saldırılırken, din kullanılarak saltanat sürülürken, din çatısı altında terör örgütü kurulurken, üzerine düşeni yapmamalarına yapılan sitem, uyarı, dine yapılmış gibi verilmesi fitnenin ta kendisidir. Ta kendisidir. Bu değirmene su taşıyanlar da kusura bakmasınlar ama hiç iyi niyetli değiller. Bu fitneyi körükleyenlerin derdi ne İslam'dır, ne Kur'an'dır, ne de Müslümanlıktır. Dertleri ümmettir. Ümmetin birliğidir. Yani dostlar, dert üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. O halde bütün Müslümanlar için imtihan hiç olmadığı kadar büyüktür bugünlerde. Ya bu din düşmanlarının kayığına binerek ateşi körükleyecek beyanlarda bulunacağız ya da akli selim davranıp fitneye meydan vermeyeceğiz. Bizim için esas olan Kur'an'dır. Kur'an'ı kendine göre yorumlayanlar değil. Bizim için önder olan Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Peygamber'i kamyonlara bindirenler değil. Bizim için hüküm sahih hadislerdir. Cemaat oluşturulmak için anlatılan menkıbe hikayeler değildir, değildir. Bizim için kıymetli olan Allah yolunda ömrünü tüketen Allah dostlarıdır. Kur'an'a bakmasını bilmeyen, yanmayan kefen satan, dini ticaret, siyaset, güç elde etmek için araç olarak görenler değildir, değildir. Bu fitneden medet umanlar bilsinler ki biz Müslüman gençler olarak Erdoğan'ı abdestinden biliriz. Zalime diklenişinden tanırız. Allah Resulüne sevgisinden onu severiz. İlahi kelimetullah davasındaki gayretinden onu savunur ve yanında yer alırız. Ve Allah'a, Kur'an'a, peygamberlere bağlılığından, hürmetinden ve hizmetlerinden dolayı da ona kefil oluruz. Kalın sağlıcakla.